söyleyeyim. Yani Atatürk'ün bir yanlışı, 23 Nisan'ı çocuk bayramı yapmak bence yanlış. Yani 23 Nisan balonlarla kutlanan bir bayrama dönüştü. 23 Nisan bizim devrim günümüz. Yani 23 Nisan'da padişah hükümeti yıkıldı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani padişah hükümeti orada duruyordu ama aslında fiilen padişahlık yıkıldı, saltanat yıkıldı. Bir milli irade ve bakın 23 Nisan'dan sonra 23 Nisan, 24 Nisan'da Atatürk'ün meclis kürsüsünden yaptığı anayasa değerinde bir konuşma vardır. Bir anayasa açıkladı. Yani adını anayasa demedi ama 24 Nisan'da Atatürk'ün yaptığı konuşmayı okuyalım. Bir anayasadır. Orada padişahın adı geçmez. Ondan sonra 23 Nisan'dan sonra 13 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla meclise verilen halkçılık programı bir anayasa taslağıydı ki 13 Eylül'de verildi. 20 Ocak 1921'de o anayasa kabul edildi. Türkiye'nin işte ilk cumhuriyetin ilk anayasası diyelim ona. O anayasaya baktığımız zaman orada padişahın adı yok. Bakın Türkiye'nin 1921 anayasasında padişah geçmez, saltanat geçmez. Fiilen cumhuriyet kurulmuştur. Ne zaman kuruldu? 23 Nisan 1920'de. 23 Nisan bizim devrim tarihimiz. Hani Fransız devriminin tarihi şudur, 24 Temmuz'dur, Ekim devriminin tarihi, işte 6 Kasım'dır falan gibi tarihler var ya. Deseler ki Atatürk devriminin, Türk devriminin, tabii Türk devrimi 1876 var, 1908 var ama Atatürk devriminin bir gün söyle tarihi nedir? Ne 19 Mayıs'tır o tarih, ne 29 Ekim'dir, 23 Nisan'dır. Çünkü 23 Nisan'da siz saltanatı yıkıyorsunuz ve fiilen Anadolu'da bir devrimci hükümet kuruyorsunuz. Şimdi 23 Nisan'ın bu kadar büyük bir anlamı var. Ha bu çocuklar çok kıymetli. Efendim çocukları çok düşünüyordu Atatürk falan filan. Doğru güzel çocuklar çok kıymetli ama burada bir devrim oluyor. Ve bir saltanat yıkılıyor. Yerine bir devrimci hükümet kuruluyor. Ya bunun bu anlamına başka şeyleri ortak etmemek lazım. Yani başka bir gün verilir mesela çocuk bayramı falan. Şimdi ne oluyor? Bunun nasıl zararını görüyoruz? Bakın 23 Nisan'ı biz bugün bir devrim tarihi olarak, saltanatın yıkılması, Anadolu'da bir devrimci hükümetin kurulması olarak kutlamıyoruz. Balonlar, krapon kağıtları, ondan sonra işte koltuklara oturtulan çocuklar. Evet çocuklar çok kıymetli geleceğimiz falan. Güzel de çocuklarla siz o devrimi yapamazsınız. Ve çocuklarla o devrimi koruyamazsınız. Yani bu tür önemli günlerin özünü kaybetmemek lazım. Bir devrim 23 Nisan 1920. Bizim devrim ne oluyor? Bizim bilinçlerimizde o devrim gidiyor. Onun yerine çocuklar, çocuklarımız çok güzel. Ellerine balon verelim. Kırmızı balonlar, yeşil balonlar. Ondan sonra ne güzel yürüsünler. Hadi bir de getirelim Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturtalım. İşte orada çocukların yanaklarını okşayalım falan. Maalesef 23 Nisan'ın anlamı bu şekilde biraz değiştirilmiş oldu. 29 Ekim karşılamıyor mu efendim? Karşılamaz. Bakın 29 Ekim'de bir at koyma var. Yani çocuk doğmuş. Çocuğun doğumu mu önemli? Çocuğa verilen adın günü mü önemli? Çocuk şeyde doğdu. 23 Nisan 1920'de doğdu. 29 Ekim'de ise onun adı kondu. Cumhuriyet dendi. Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de fiilen kuruldu. Çocuk doğdu. 29 Ekim'de yani ondan 3,5 sene sonra ise Atatürk ne dedi? Bu dedi bunun adı Cumhuriyet'tir dedi. Biz Cumhuriyeti zaten 23 Nisan 1920'de kurmuştuk dedi. Şimdi de adını koyuyoruz. Dikkat ederseniz 29 Ekim'de hiç Cumhuriyet'in kuruluşu diye bahsedilmez. Değil mi? Yani o çok önemli bir ayrıntıdır. İlanı Yani demiş. Cumhuriyet'in ilanı. İlan başka, kuruluş başka. Efendim bir de sizin ben daha önce yazılarınızı okudum. Onun için bu yani Atatürk nasıl bu hatayı yaptı? Yani onu düşünüyorum. Hani çocuklar mocuklar güzel falan ama ki Atatürk kendisinden sonrasını çok düşünen büyük bir devrimci, lider. Mesela onu nereden anlıyoruz? Büyük Nutku'nun sonundaki o gençliğe hitap eden. Yani tekrar bir gün kalelerine girilebilir, tersanelerin ele geçirilebilir falan olur. Devrimin, senin devrimine
göz koyanlar olur, o devrimi yıkmaya kalkanlar olur, olabilir. Yani bir karşı devrimi hep tarihten ve Türkiye'nin o yaşadığı süreçten ilham alarak bir karşı devrim tehlikesini sürekli gören bir insan Atatürk. Yani o büyük nutkun sonundaki gençliğe hitabe de o karşı devrim tehlikesine karşı gençliği göreve çağırmaktır. Şimdi böyle karşı devrim tehlikesini gören bir liderin 23 Nisan ki devrim günü o, onu çocuk bayramı yapması, biri de şimdi ama öyle Atatürklerimiz var ki diyecekler ki çocuklar kıymetli değil mi? Çocuklarımız göz bebeği değil mi? Çocuklar olmasa ne olur mu? Hepsinde dedikleri doğru. Hayır. Ama onun o bir devrim günü olmasını hiçbir ortak getirmemek lazım. Evet. Yani en kıymetli şeylerimizi bile ona o güne bir ortak çıkartmamak lazım. Çocuk, genç vesaire falan. O bir devrim günü. Evet. O devrim herkesin. 23 Nisan bir devrim günü olarak kalmalı. Bizim devrim yaptığımız. Evet. İzleyicilerimizden sizin Atatürk'le ilgili, 23 Nisan'la ilgili yaptığınız açıklamaya bazı tepkiler gelmiş. Buyursunlar. İsterseniz onları da size ileteyim lütfen. Son 3 dakika içerisinde. Tek tek söyleyin. Tabii. Doğu Bey, Atatürk bir hata yaptı. 23 Nisan çocuk bayramı yaptı şeklindeki beyanla hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Etmesinler ama çok ciddi şimdi bir hata. Bakın ben de hata diye biraz daha ağırlaştırıyorum. Çok ciddi bir hata diyorum. Atatürk'ü Atatürk peygamber değil. Evet. Bunlar çok büyük yanlışlar. Bunlar Atatürkçü değil. Bu itirazlar. Şimdi bir devrim yapılmış ve o devrimin önderi Atatürk. Yani onu o gün görememiş. Ya çocuklara verelim falan filan. Bakın ne oldu? O balon bayramına döndü. Onun için bu arkadaşın itirazını geçerli görmüyorum. Sonra ikincisi. Evet. Ya nereye bu gidiş sırada bu büyük insana tartış? İşte bu bu iyice saçmalamış bu arkadaşımız. Çünkü ben burada Atatürk'ün devrimini savunuyorum. Balonları savunmuyorum. Nereye? Balonlarla nereye gidiyorsunuz? Devrimi silmeye, önemsizleştirmeye, Türkiye'yi devrimsizleştirmeye gidiyorsunuz çocukların eline balonları dağıtarak. Ben ise o balonları patlatıyorum. Diyorum ki bu bir devrim günüydü diyorum. Anlatabildim mi? Nereye? Siz balonlarla nereye gidiyorsunuz değerli kardeşim? Türkiye bir devrimin eşiğine gelmiş. Bugün bir üretim devrimi yapıyor. Bu devrimleri siz çocuklara balon dağıtarak ve 23 Nisan'larda işte kraponlar, muraponlar falan filan da o devrimin meşalesini yakamazsınız. Çünkü sonuç itibariyle ne oluyor? İşte görüyoruz bugünkü ortamı. O devrim unutturuluyor, o çocuk bayramı diye. İçeriği boşaltılıyor. İçeriği boşaltılıyor.